Biz buraya geldim ve ailemizle birlikte kahvaltı yapıyoruz. Aslında oyun parkına gidip biraz oyun oynuyoruz. Burada yürüyüş falan yapıyoruz. Ama kafedeki tuvaletleri kullanamıyoruz. Bize müşteri değiliz dedi mi bize tuvaletin anahtarlarını vermiyorlar. Buraya bir tane tuvalet yapsalar insanlar böyle gelişlerine gidişlerini daha iyi yaparlar. O yüzden bu duvarlara yazılar yazıyorlar. Oralardan hiç memnun değiliz. Pislik ancak. Herkes küfür falan yazıyor. Hiç memnun değiliz. Çocuklar geldiği zaman buralardan öğreniyor küfürleri. Biz burada yürüyüş falan yaptıklarımızda zaten duvarlarda her şey yazıyor. Küfür falan. Evet, şu anda Vali Kerem Al Karaçay Kültür Parkı'ndayız. Biliyorsunuz burası önceki valimiz Sayın Kerem Al tarafından yaptırılan, yani daha doğrusu özel idare tarafından yaptırılan bir dinlenme, işte eğlenme, güzel vakit geçirme alanı, piknik alanı. Burada çocuklarımızın rahatlıkla vakit geçirebileceği, ailelerin piknik yapabileceği nezih bir ortam bilindiği gibi. Tabii burada açıldı ilk yıldan bu yana yoğun bir talep var. İlk zamanlarda gerçekten çok sıkıntılı bir süreç vardı burada. İşte gerek insanlarımızın gerek de yetkililerin duyarsızlığı sebebiyle birçok sıkıntılar yaşıyorduk. Zira işte çöp burası çöplük içerisindeydi bir ara, bir dönem. İşte onun dışında daha buna benzer birçok sıkıntılar vardı. Tabii genel manada baktığımız zaman buradaki sıkıntının birinci derecedeki sıkıntı asıl burada gerçekten tuvalet yok. Yani insanlarımız, Osmaniye halkı burada gerçekten büyük sıkıntı çekiyor bu anlamda. Zira baktığımız zaman 1,5-2 kilometrelik bir mesafe, fakat lavabosu yok. Tek lavabo var, o da kafeye ait. İşte orada bazen müşterisi olmayanlara açmıyor orayı. Diğer tarafta bazen cami var, yan tarafta camide de bazen kapalı oluyor. Bu anlamda bu alana, bu park alanına mutlaka bir lavabonun, tuvaletin yapılması gerekiyor. 2-3 tane hatta, çünkü büyük bir mesafe. Karaçay Dere Yatağı'nın kenar tarafında bulunuyor bildiğiniz gibi bu rekreasyon alanı. Şu anda Karaçay'da su yok ama genel manada tabii yine de güzel bir görüntüsü var. Burası insanlarımızın sıkça geldiği, ilk zamanları belki ilgi duymadı ama şu zamanlarda özellikle mesela Ramazan aylarında iftarlarını açtığı güzel bir mekan burası. Onun dışında tabii burada hem insanlarımızın biraz duyarlı olması gerekiyor, hem de yetkililerimizin buraya biraz daha ilgi göstermelerini bekliyoruz. Zira burası bildiğimiz kadarıyla özel idare tarafından yaptırılıp daha sonra da işte Osmaniye Belediyesi'ne, İl Genel Meclisi kararıyla Osmaniye Belediyesi'ne devredilen bir alan. Bu anlamda şu anda buranın bakımı ve diğer konuları, ilgili konuların tamamı Osmaniye Belediyesi'nin yapılması gerekiyor. Şu anda bugün ben de şahsen ailemle geldim, bir gazeteci olarak ailemle geldim. Burayı çok temiz bulduk. Tabii temiz, çok nezih, birçok ailenin de gelerek burada kahvaltısını yaptığını gördüm. Gerçekten önemli olan bu hizmetlerin yapılması değil, bu hizmetlerin korunmasıdır. Bu anlamda hem insan olarak hepimize, vatandaş olarak görev düşüyor, hem de yetkililerimizin burada yaşanan sıkıntılara işte kulak kabartarak hizmet etmesi ve buralara işte ihtiyaç duyulan şeylerin, hizmetlerin getirilmesi gerekiyor. Burada bilindiği gibi en büyük sıkıntılardan bir tanesi şu anda duvarlara büyük yazılar yazıyor. Gerçekten burada ahlak dışı çeşitli hem yabancı hem Türkçe olarak hem de Arapça olarak yazılan birçok argo kelimeler, sözler var. Zira dediğim gibi buradaki eksiklikleri göz ardı edemeyiz. Osmaniye'de buna benzer ailelerimizle piknik yapabileceğimiz alanlar çok sınırlı. Bir Karaçay'ımız var, o da sahipsiz.